Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı ağacımı kuruyoruz beraber, Reçel'le birlikte. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Önce ağacımın dallarını açmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki ağacın dallarını ne kadar iyi açarsanız o kadar rahat süslersiniz ve o kadar daha güzel gözükür arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Hadi başlayalım şimdi. Önce buralarını bir açalım. Buraları bayağı bir karışmış arkadaşlar. Bir yandan da sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Şimdi önce bunları açıyorum. Ne kadar iyi açarsak dediğim gibi o kadar önemli. Reçeliğim gel süsleyeceğiz daha. En sevdiğim zamanlardan biri bu arada. Yılın son ayındayız. Aralık ayı. En sevdiğim aylardan biri. Böyle her yer ışıl ışıl, süslü. O kadar güzel oluyor ki çok hoşuma gidiyor. Böyle yılbaşı ağacı süslemek. Süslü, ışıl ışıl yerlerden geçmek. Bu yılbaşı havası, enerjisi gerçekten çok güzel. Çok güzel bir yılbaşı ruhu oluyor her yerde. Sizler de benim gibi misiniz? Seviyor musunuz arkadaşlar? Biz her zaman, her sene böyle yılbaşı ağacımızı süsleriz. Önceden de, bekarken de ailemle her sene böyle yılbaşı ağacımızı süslerdik. Yılbaşını kutlardık. Evlendim, hala devam ediyorum. Bu şeyi bırakmam yani. Çünkü seviyoruz, sevdiğimiz bir şey. Bayağı bir açtım şimdi. Şu dallarında yamuk olmaması gerekiyor tabi. Evet arkadaşlar. Bu senede 2024'e giriyoruz. 2023 bitiyor. 2023 yılınız nasıl geçti arkadaşlar? Yorumlara yazın, bekliyorum. Nasıl bir yıldı sizler için? Merak ediyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Benim çok şükür 2023 yılım güzel geçti arkadaşlar. Bu sene gerçekten YouTube'umdan da güzel gelişmeler yaşadım. Kanalımız bu sene çok daha iyi istatistiklere sahip oldu. O yüzden çok mutluyum. Genelde bu sene benim için her şey yolundaydı. 2022 yılı çok kötü geçti benim için. Sıkıntılı bir seneydi. Ama 2023 yılı çok şükür güzel geçti. Yani umarım 2024 yılımızda çok güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı, bereketli, bol şans dolu geçer hepimizin. Umarım hepimizin çok güzel bir yılı olur arkadaşlar. Temennim bu. Kötü şeyler olmasın artık. Gerçekten o kadar üzülüyorum ki dünyamızda çok kötü şeyler oluyor. Yani umarım en azından artık 2024 yılında arkadaşlar, umarım kötü şeyler olmaz. Bu sene tabii ki dünyamız açısından bir sürü olay yaşadık. Üzücü olaylar oldu, savaşlar oldu. Buna da çok üzülüyorum. Çok bizim dünyamız açısından kötü bir seneydi. Yani olaylar bitmek bilmedi. Doğal afetler, çok olaylar oldu. Umarım 2024 yılı arkadaşlar çok daha dünyamız içinde güzel bir yıl olur. Evet arkadaşlar, ağacımızı açtık. Bayağı bir toparladım. Evet. Şimdi oluyor arkadaşlar. Şuraları da birazcık düzeltelim. Tamam. Ağacımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Yine yamuk kalan yerler var mı diye bakıyorum. Herhalde oldu. Reçel dışarı gitti arkadaşlar. Normalde yılbaşı ağacı süslerken ilgisini çekerdi. Hoşuna giderdi ama büyüdü artık. Yani ilgisini çekmiyor demek ki. Anlayamadım.
gitti dışarı. Süslerimiz de burada arkadaşlar. Şimdi süslerimizi şöyle masaya koyuyorum. Buradan beraber süsleyelim. Şöyle süslerim var. Çok tatlı. Işığımız da var. Işığımızı koyacağız. Böyle yıldızlarımız var arkadaşlar. Klasik renkli yılbaşı topları. Vazgeçilmezimiz zaten. Bir de süs almıştım arkadaşlar ama o gelmedi maalesef. Böyle şey almıştım, geyik, beyaz geyik. Çok tatlı. Şimdi süslemeye başlayabiliriz. Bir yıldız daha çıktı burada. Zaten ağacı da arkadaşlar televizyonun yanına genelde buraya koyuyorum. Üstten alta, ortalara böyle gideceğim sırayla. Yavaş yavaş dolduracağız. Ne kadar bol süsünüz varsa o kadar güzel oluyor ağacınız. Daha dolu dolu duruyor arkadaşlar. Az süs koyduğunuzda daha böyle boş şey durur. O yüzden çok süslemek de önemli. Böyle. Güzel şeyimizi nereye? Şöyle yukarıda mı dursa bu? Evet. Reçel geldi arkadaşlar. Dışarı çıktı, hava aldı ya. Geldi şimdi. Şimdi süslememize devam edelim. O sırada kargo geldi. Bunu da şöyle buraya takıyoruz. Şöyle taktım arkadaşlar yıldızımızı. Geçer. Hatırladın mı sen bu yılbaşı ağacını? Seninle hep beraber yapıyoruz. Evet. Görüntümüz oluşmaya başladı arkadaşlar. İstediğiniz yılbaşı ağacı görüntümüzü. Değil mi Reçel? Yapıyoruz. Bir de böyle ayıcıklarım var. Kardeşim almıştı. Çok tatlı. Şöyle takabiliriz bunları. Uçlara. Ondan sonra şuraya takabiliriz. Zilimiz var. Evet. Buraları tamamlamışız. Şöyle biraz kırmızı koyalım. Zincirlerimiz var. Bunları da koyalım. Şu altlar da gerçi üste koysak daha iyi. Genelde üstler daha çok
Arkadaşlar sizin kedileriniz yılbaşı ağaçlarınıza elliyor mu? Ben o yönden şanslıyım. Reçel pek ellemez. Yani rahat veriyor Allah'tan. Benim kardeşimin kedisi hep düşürüyor bu süslerim üstüne, sürekli oynuyor. Zor oluyor o yüzden. İşte bazı kediler de böyle seviyor. Rahat bırakmıyorlar. Şimdi Reçel ben yaparken oyun yapıyor tabii ama normalde pek ellemez. O yüzden rahat bir şekilde tutabiliyorum ağacı. Ağacımızı yaptık mı? Bir zincirimiz daha var arkadaşlar. Onu da şöyle dolasak. Biraz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yılbaşı ağacımız bu şekilde. Reçel de orada. Çıkmak istiyor. Çıkaracağım onu şimdi. Şöyle tepemize, şöyle tepesine bir yıldızımızı taktık. Şöyle bir ağacımız oldu. Bir de ışıklarını takacağım. Ondan sonra yılbaşı ağacımız hazır. Işığımız da burada. Çıkacağım Reçel. Şöyle önce bir açıyorum, dolanmış. Işığımızı da şöyle dolayalım. Böyle 3 kademeli ışığım var arkadaşlar. Biri böyle yanıp sönüyor. Bir tanesi böyle daha hızlı yanıp sönüyor. Bir tanesi daha böyle yavaş. Ben genelde o şu en ilk olanı kullanıyorum. Bu çok güzel. Yanıp yanıp sönüyor. Karanlıkta da çok güzel oluyor. Şöyle bakın mesela. Tabii kamera ışığı olduğu için çok anlaşılmıyor. Bu şekilde. Yılbaşı ağacımız hazır arkadaşlar. Şöyle şuraya. Benim klasik yerim zaten. Her zaman buraya koyuyorum. Ağacımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Ağacımız bittiğine göre videonun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Umarım hepimizin yeni yılı çok güzel geçer diyorum arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.